Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili boğalar. Ekim ayına hoş geldiniz. Evet Demet, neler var? Evet sevgili boğalar, Ekim ayında Terazi Burcu yeni ayıyla aya başlayacağız. Terazi Burcu yeni ayı boğalar için iş yeni ayı demek. Evet. 6. evlerinde doğacak. Biraz sert etkileri olan, aslında biraz hafifleterek söylüyorum, oldukça sert evet. etkili bir yeni ay. Çünkü Güneş Plüton'a kare yapacak, Uranüs'e karşıt açı yapacak bu yeni ay sırasında. Aslında kontrol edilmesi zor olan bazı günlük iş hayatlarında ani olaylar olacak. Sert gelişmeler olabilir, değiştirici, dönüştürücü kavramlar ortaya çıkabilir. Bir projeden istedikleri evet. sonuç aramayabilirler. Birlikte çalıştıkları kişiyle ilgili bir sorun olabilir. Yanında çalışan kişilerden istedikleri verimi alamayabilirler. Bundan dolayı iş yerinde çalıştıkları yerde mesela bir hanımefendi işi bırakabilir veya bıraktırılmak zorunda kalabilir. Bir projeyle ilgili gelmesi gereken haberler gecikebilir. Bazı kişilerin hataları olabilir. Yalnızca Plüto ve Uranüs'ün orada olmasa şunu da gösteriyor. Eğer İadeye gireceklerse, rekabete gireceklerse bazıları rekabette kazançsız kapatabilirler. Çünkü bu bize bir şey gösteriyor. Yani her zaman işte gezegenler Boğa Burcu'nu desteklemiyor. Bu dönem hiç desteklemiyor. Evet. Çünkü zaten buradaki en büyük olgunlarımızdan biri Satürn'ün kuzey düğümü sekstili olsa bile yönetici gezegeni Venüs'ün Mars'a kare olması bu yeni ayda. Evet, Venüs'te Mars'a kare, evet. Şimdi Venüs'te Mars'a kare. Şimdi o zaman baktığımızda iş ve kariyerle ilgili bazı kayıplar. Aslında kariyerden ziyade günlük hayat. Bir de sağlığa dikkat etmek lazım. Evet, sağlıkla da ilgili. Sağlıkla da ilgili. Belki kronik sorunlarda bir artış olabilir. Ani bazı durumlar söz konusu olabilir. Plüto-Uranüs Terazi burcundaki etkileriyle beraber böbrek sorunu yaratır. Sorunları olabilir. Bel sorunu yaratabilir. Plüto tek karesi olduğu evet. için vücutta işte ne diyebilirim bir araştırma sonucu ortaya çıkabilecek bir kist veya tümör gibi yapılar ortaya çıkabiliyor. Uranüs Plüton tek karelerinde arkadaşlar lütfen tüm boğa burçlara bizlerin tavsiyesi iyi bir sağlık kuruluşunda bir check-up yaptırmanız. Çünkü buradan Plüton tek karesi bu yeni ayla beraber sağlığınızla ilgili beklenmedik bir gelişme olabileceğini önümüzdeki birkaç ay içinde göstermekte. Evet, devam ettiğimizde 7 Ekim Venüs Yay burcuna girmiş. Venüs evet. yönetici gezegendir. Biraz hareketlendirecek değil mi hayatlarına? Evet, Venüs'ün Yay burcuna geçmesi boğaların 8. evinde ilişkilerle ilgili hareketlilik getirebilir. 8. ev bunun yanı sıra maddi konular, ortak gelirlerle alakalı Venüs'ün oradaki konumu biraz rahatlama tabii, getirebilir. Finansal bazı evet. rahatlamalar olabilir. Bir de eğer 5 Ekim Terazi burcuyla beraber yeni ayıyla beraber bir sağlık sorunu ortaya çıkarsa 7 Ekim'den itibaren rahatlıkla bir biyopsi yapılabilir. Bir küçük operasyona girilebilir. Evet. Bir diş operasyonu gibi bir problem çözülebilir. Venüs Yay burcunda burada çok hareketli bir döngüde. Evet. Arkasından Merkür kavuşum Satürn'ün 8 Ekim'de bu Boğa burcu için önemli. Çünkü biliyorsun şu anda Satürn'ü tam Güneş'in karşısından karşılıyorlar. Evet. Merkür Satürn'ü. Bu da düşünce ve iletişimde bazı kısıtlanmalar olabilir. Ketumluk, ketum olmanız gereken bir dönemdesiniz. Yani iş hayatınızda gerçekten Merkür ve Satürn diye dikkatli olmanız gerektiğini ve ketum olmanız gerektiğini gösteriyor. Geleneksel ve mantıksal düşüncelerin çok ön plana çıkacağını gösteriyor. Orijinaliteden biraz uzak durun bu dönemde. Evet. Daha klasik düşünceler daha iyi olacaktır. Şimdi bir de 19 Ekim'e gelelim. Mars başağa geçecek. Evet, doğru. Mars'ın başağa geçmesi de boğalar için olumlu bir durum. Enerjilerini kullanmaları daha kolay olacaktır. Özellikle sosyal hayatlarında biraz canlılık olabilir. Çocuklarıyla ilgili biraz enerji sarf etmeleri gerekebilir. Arzular ve dilekler evet, evinde. Bir evet. dileğin gerçekleşmesi, bir arzunun gerçekleşmesi, hizmet ve görev konularında titizlik verir ve çok daha fazlasıyla sosyal yaşamı getirir. Gece partileri, evet. toplantılar, insan yaşamındaki aktivasyon. Bunlar ön plana çıkar. Ama unutmayın ki bu Mars ve Venüs'ün burada kare yapacağını bir arkadaşınız, dostunuz veya yakın çevrenizden birinde finansal bir yardıma ihtiyacı olabileceğini göstermekte. 16 Ekim civarında. Bunlardan biraz uzak duralım. Çünkü bu dönemde verdiğimiz borçlar geri gelmez. Evet, 19 Ekim'de çok ciddi bir Koç burcunda evet, ay tutulması var. Evet, Koç burcu tutulması boğalar için 12. evde olacak bir tutulma. Tutulma sırasında Venüs'ün Uranüs'ün trine açısı var. Merkür'le Jüpiter arasında üçgen bir açı söz konusu. 12. ev tutulmaları bazı gizli kavramları ortaya çıkarabilir.
şu ana kadar farkında olunmayan bilinçle de alakalı olabilir veya çevrelerindeki konularla da alakalı olabilir. Bilinç dışındaki bilginin bilinci aktarılması evet. anlamına gelir. Yani kendisi hakkında çevresindeki insanların eğer varsa iyi niyetlerini, varsa kötü niyetlerini öğrenir. Bunun yanında arınmak ister, diyete girmek ister, kendisiyle evet. ilgili bir danışmana gitmek ister. Karmik bir evdir. Evet. Ve burada oluşacak olayların pek çoğu da kaderseldir. Yalnızca tabii ki bu tutulma, ay tutulması ve iyi bir ay tutulması olduğu için bence çok olumlu ve güzel şeyler olacak. Özellikle kendileri için zararlı bir alışkanlığı bırakmak, bağımlılıktan kurtulmak için de sigarayı bırakmak, kötü bir alışkanlığı bırakmak, kilo oranından kurtulmak. Evet. Bir terapi almak, bir yardım görmek, varsa bir sıkıntısı için şifa destek almak. Şifa için herhangi bir Reiki, sağlıkla ilgili çalışmalar. Tabii şifa çalışmalarına katılabilir. Reiki bir enerji, yogaya başlayabilir, meditasyon. Kendini bulma yolunda ilerleyeceği bir 18 aya giriyor. Evet. Boğaların buna zaten çok ihtiyacı vardır. Evet. Boğa burcu çünkü, gerçeği söylemek gerekirse, bizim astrolojik diyagramlarımız içinde dünyasal maddeye ve dünyasal zevklere en fazlasıyla önem veren bir toprak burcu grubu. Evet. Zaman zaman arınmak, farkındalık kazanmak onlar için çok da iyi olacaktır. Kesinlikle. Evet, ayın devamına baktığımızda önemli bir hareket. 21 Ekim'den itibaren iletişim gezegenimiz Merkür artık retro harekete geçecek. Akrep burcunda olacak bu retro hareket 10 Kasım'a kadar. Boğaların da tam karşıt evinde. Eşleriyle, ilişkileriyle ilgili bazı iletişim sorunları olabilir mi acaba? Kıskançlık olur. Evet. Kıskançlık olur. Takıntılı düşünceler olur, kıskançlık olur. Gizemli davranışlar olur. İş ortaklıklarıyla ilgili bazı takıntılar olabilir. Yarıda kalmış işler çözülebilir. Mesela eşle boşanmıştır. Eşle ilgili boşanmanın vermiş olduğu evraklar, evrakların gelmesi. İşte ne diyebilirim, nafaka ile ilgili konuların ön plana çıkması bu önemli. Yalnızca unutmayın, bu ay kıskanabileceğiniz ve kıskanılabileceğiniz bir aydasınız. Bu 21 Ekim evet. Merkür retrograde'de. Yaklaşık olarak bu etki şöyle söyleyeyim size 10 Kasım'a kadar devam ediyor. Ve 4 Kasım'da da burcunuzun karşıtı Akrep evet. burcunda bir güneş tutulması yaşayacaksınız. Arkadaşlar daha fazla detay almak istiyorsanız haftalık yorumlarımızı bilinçokulu.com ve bağlı portallarında ve günlük astrolojik yorumlara dinlemeli, dikkate almalı ve ilgilenmelisiniz. Sevgiler. Hoşça kalın. Bye.